Muhterem hanımefendi. Tanışalı pek uzun bir zaman olmadı. Lakin birbirimizle kurduğumuz anlayış ve teşvik dolu münasebet beni tamamıyla sizinle, cisminizle, ruhunuz ve meşrebinizdeki letafetle doldurdu. Bu husustan hareketle kendim artık sizden ayrı düşünemediğimi beyan ve itiraf eder. Eğer siz de münasip görürseniz izdivacınıza talip olduğumu hürmetlerimle arz ederim. Yazdım İsmail Bey, devam edebilirsiniz. Lütfen bir okur musunuz Turan Hanım? Muhterem hanımefendi. Tanışalı pek uzun bir zaman olmadı. Lakin birbirimizle kurduğumuz anlayış ve teşvik dolu münasebet beni tamamıyla sizinle, cisminizle, ruhunuz ve meşrebinizdeki letafetle doldurdu. Lütfen devam edin. Bu husustan hareketle kendimi artık sizden ayrı düşünemediğimi beyan ve itiraf eder. Eğer siz de münasip görürseniz izdivacınıza talip olduğumu hürmetlerimle arz ederim. Bir evlenme teklifi galiba. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bu kadar. Eğer bana adresi verirseniz ben bugün postalarım. Lüzum yok. Mektubun muhatabı sizsiniz. Biliyorum. Biraz tuhaf. Hatta emrivaki. Acaba hemen cevap vereceğinizi ümit edebilir miyim? Affedersiniz. Ben o kadar şaşkınım ki. Haklısınız. Pek ani oldu. Acele etmeyin. Düşünmeniz için ben sizi biraz yalnız bırakayım. Hayır, lütfen gitmeyin. O halde kararınız? Daha fazla üzülmelerine mani olmak için elinden geleni yapacağına dair bana söz ver. Söz veriyorum. Annem ve babam ailevi bir meseleyle oldukça meşgul. Şu anda onlara böyle bir tekliften bahsetmem pek uygun olmayacak. Sizden kısa değil. Düşünmek için biraz daha uzun bir zaman rica edeceğim. Elbette. Beklerim. Aile her şeyden kıymetlidir Turan Hanım.